Şöyle bir düşünce daha var. Diyelim ki biz Kur'an-ı Kerim'deki bu peygamber mucizeleri konusunda bir tereddüdümüz yok. Çünkü açık, net bir şekilde burada yer alıyor. Ama problem burada bitmiyor. Bunu kabul etsek bile ikinci bir problemi sokuyorlar dünyamıza. O da evet, geçmiş peygamberlerin mucizesi vardır bir kısmı diyor. Ama peygamberimizin mucizesi yoktur. Kur'an'dan başka bir mucizesi yoktur diyorlar. Bu da ikinci bir problem. Ve bu gençlerimizin kafasında birincisinden daha büyük bir tahribat yapıyor. Çünkü Efendimizin mucizesi yoktur dediğiniz zaman mucizelerle ilgili rivayetlerin tamamının üstünü çizmiş oluyorsunuz. Hayatınızdan hadis çıkıp gidiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizesi olmadığını söyleyenlerin dayandığı ayetlerden birisi En'am suresinin 35. ayeti. Eğer onların söyledikleri senin gücüne gidiyorsa, zoruna gidiyorsa ve onların senden yüz çevirmeleri, sana iltifat ve itibar etmemeleri zoruna gidiyorsa, eğer yapabiliyorsan yerin derinliklerine in ya da göğe çıkacağın bir merdiven ara ve onlara bir mucize getir. Yapabiliyorsan bunu yap. Eğer Allah dileseydi onların tamamını hidayet üzere toplardı. Burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e yapabiliyorsan bunların senden yüz çevirmeleri zoruna gitti diye yapabiliyorsan ister yere gir ister göğe çık bir mucize getir onlara göster. Ama şunu bil ki Allah dilese onları toptan hidayet üzere cem ederdi. En'am 109. وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَاِنْ جَاءَتْهُمْ اَيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا Onlar bütün var güçleriyle sana yemin ettiler ki eğer kendilerine bir mucize gelecek olsaydı, gelmiş olsaydı mutlaka iman edeceklerdi. قُلْ اِنَّمَا الْاَيَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ De ki mucizeler Allah katındadır. وَمَا يُشْعُرُكُمْ اَنَّهَا اِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ Ne biliyorsun? Belki de o ayetler, mucizeler onlara gelse bile onlar iman etmeyecekler. Rahat 7 وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ لَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ اَيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ Küfredenler, kafirler derler ki Rabbinden ona bir mucize indirilmeli değil miydi? اِنَّمَا Ente münzirun, sen ancak bir uyarıcısın. Ve li kulli kavmin had, her kavmin bir mürşidi, bir hidayet rehberi vardır. 17 İsra suresinin 59. ayeti. Çok ayetler de bunu son olsun. Ve ma mana'ana en nursile bil ayat, bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey illa en kezzebe bihal evvelun, evvelkilerin, daha evvel geçmiş yaşamış olan kavimlerin bu mucizeleri inkar etmeleridir. Cenab-ı Hak buyuruyor ki daha evvelkiler mucizeleri inkar ettiler diye mucize göndermiyoruz. Başka ayetler de var. İsra suresinde var, Enbiya'da var, Kasas'ta var, Ankebut'ta var, başka ayetlerde de var. İslam dünyasından da ülkemizden de pek çok insan Kur'an-ı Kerim dışında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in mucizesi olmadığını, işte bu ayetlerin de onu gösterdiğini söylüyor. Fakat bizim akide kitaplarımız da diyor ki Peygamber Efendimiz'in mucizeleri var. Ve bunu söylerken bir takım hadisler getiriyorlar, naklediyorlar. Bu karşı taraf da bu sefer diyor ki bakın bu hadisler Kur'an'a aykırıdır. Kur'an'da açıkça Peygamber Efendimiz'e mucize verilmediği söyleniyor. Ama bu rivayetler mucize anlatımıyla dolu. Bunların tamamı Kur'an'a aykırıdır. Dolayısıyla reddedilmelidir diyorlar. Şimdi evvela mucize nedir? Bunu netleştirmemiz lazım ki bu konudaki kafa karışıklığı ortadan kalksın. İlk adım olarak mucize bir peygamberin davasını ispat sadedinde, davasını ispat anlamında izhar ettiği olağanüstü şeylerdir. Bir kısım kelam alimleri, usulüddin alimleri demişler ki bu mucize izharının peygamberin
meydan okumasının ya da kavminin meydan okumasının hemen ardından gerçekleşmesi lazım. Kişi diyecek ki ben Allah'ın Resulüyüm, istediğiniz anda bunu size ispat edebilirim. Aha mucize. Ya da kavmi diyecek ki eğer sen peygambersen, gerçeksen, sadıksan bize şöyle bir mucize getir. Peygamber de mucize getirecek ki davası ispat edilmiş olsun. Mucize ile nübüvvet arasında bir eskilerin tabiriyle lazım melzum ilişkisi vardır. Bir yerde nebi varsa mutlaka mucizesi vardır. Mucizesiz bir peygamber düşünülemez. Çünkü karşıdaki insana peygamber olduğu iddiasını nasıl gösterecek? Nasıl ispat edecek? Yani düşünün ki şu gün bir insan ortaya çıktı ve ben peygamberim diyor. Eğer Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de son peygamber olmamış olsun, bir farz. Bugün bir peygamber, bir insan çıktı ortaya, ben peygamberim dedi. Biz bunun doğru söylediğini nereden anlayacağız? Efendim hayatına, yaşantısına bakarız. Nesine bakarsın ki? Yani onun yaşadığı hayatı yaşayan yüzlerce insan bulunur değil mi? Yalan söylememiş, mütevazi yaşamış, dürüst yaşamış, insanlara iyilikten başka bir muamelesi olmamış. Efendim Mahatma Gandhi de böyle yaşıyordu aşağı yukarı değil mi? Güney Afrika'nın kurucusu kimdi? Mandela, aşağı yukarı böyle bir hayat yaşadı adam. Bu peygamberlik ispatı için yetmez. Başka bir şey lazım. Adam çok tesirli söz söylüyor olabilir. Bir başka özellik mesela. Bu da olmaz. Çünkü tesirli söz söylemek peygamberlere mahsus bir şey değil. Öyle söz ustaları var ki o sözdeki sihir, sözdeki tesirden hareketle binlerce insanı bir anda etkileri altına alıyorlar. Böyle şeyler oluyor. Dolayısıyla bu da peygamberliği ispat için yeterli değil. Başka bir şey lazım. İşte o başka bir şey mucizedir. Bugün bir insan böyle ortaya çıkmış olsa ve böyle bir dava gütmüş olsa bizim ondan isteyebileceğimiz şey ancak ve ancak budur. Başka türlü bizim onun peygamber olduğuna ikna olmamız aklen mümkün değil. Allah kalbimize iman etme şansı vermişse, bizi hidayete götürecekse biz onun yüzüne bakarak bile Müslüman oluruz. O ayrı bir şey. Ama لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَ وَيَحْيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَ diyen Kur'an-ı Kerim'in helak olan bir beyine ile delille helak olsun, ihya olan da bir beyine ile delille ihya olsun diyen Kur'an-ı Kerim'in delilsiz, beyinesiz bir dava gütmesi düşünülemez. O zaman peygamberlik davasının da bir beyine üzerine oturması lazım ki o mucizedir.